ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Johnson & Johnson'ın ilaç devi Merck ortaklığıyla koronavirüs aşısı geliştireceğini açıklaması bekleniyor. Yapılan anlaşma kapsamında Merck, ABD'de bulunan iki üretim tesisini Johnson & Johnson'a verecek. Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü'nün yaptığı açıklamada AstraZeneca'nın geliştirdiği COVID-19 aşısının yaklaşık 237 milyon dozunun Mayıs ayı sonuna kadar 142 ülkeye COVAX işbirliği aracılığıyla ulaştırılmasının beklendiğini söyledi. Avrupa Merkez Bankası'ndan tahvil alım hızının gerilemesi yetkililerin getirilere ilişkin uyarılarının ardından geldi. Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta, devlet tahvil getirilerinde son haftalarda yaşanan yükselişin Euro bölgesinin kırılgan ekonomisine zarar verdiğini ve önlenmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Tüm gelişmeler ve daha fazlası için 10.30'daki canlı yayınımıza katılabilirsiniz. İyi günler dileriz.